Sayın İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü, Sayın İstanbul Dekanları, Sayın İstanbul Vergi Dairesi Başkanı, Sayın İstanbul TMM Odası Başkanı, değerli basın mensupları ve saygıdeğer misafirler. Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu tarafından hazırlanan büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı, kısa adıyla BOBİ FRS tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Toplantıda BOBİ FRS'nin bölümleri hakkında sunumlar yapılacak ve bu sunumlarda ilgili bölümlerin genel bir çerçevesi çizilerek mevcut durumdan farklılıkları ortaya konulacaktır. Ayrıca sizlerle katılımcıların konuyla ilgili soruları mümkün olduğu ölçüde cevaplanmaya çalışılacaktır. Değerli konuklar, toplantımızın açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Nazım Ekren'i kürsüye davet ediyorum. Değerli Bakanım, Sayın Başkanım, Kamu Gözetimi, Muhasebe Denetim Standartları Kurumu'nun değerli yöneticileri, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, yöneticileri, meslek kuruluşlarının temsilcileri, üniversitelerimizin değerli akademisyenleri, değerli katılımcılar. Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Bağımsız denetim ve kamu gözetimi, doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu ve kullanımını sağladığından, yatırımcıların çıkarları ve kamu yararının korunması bakımından özel bir önem taşımaktadır. Ana işlevi finansal raporlama ve bağımsız denetim alanını düzenleme olan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, bu alanda veri ve bilgi kalitesini iyileştirerek, muhtemelen bir dönem sonra da tek bir finansal raporlama modeli geliştirerek ilgili birey, kurum ve kuruluşların karar alma ve uygulama süreçlerinin etkinliğini, verimliliğini arttırmakta alternatif maliyetlerinin gözetilmesine de imkan vermektedir. Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı hakkında tebliğ ve eki olan büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30.138 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı, bağımsız denetime tabi, halka açık şirketler, bankalar, sigorta ve reasürans ve emeklilik şirketleri gibi kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar tanımı kapsamında bulunan ve kurum tarafından yayınlanan Türkiye finansal raporlama standartlarını uygulayan şirketler dışındaki şirketlerin tabi olacakları yeni bir finansal raporlama çerçevesidir. Kurumun verilerine göre 2016 yılında bağımsız denetim sözleşmesi imzalayan 6.250 şirket bulunmaktadır. Ülkemizin en büyük bu şirketlerinden kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar tanımını kapsayan 1.550 şirket ve rapor uygulamakta olup bağımsız denetim kapsamında kalan 4.700 şirket Ocak 2018 tarihinden itibaren BOBİ FRS'yi uygulayacaktır. Kurum yetkilileri ve uzmanları tarafından paydaşların BOBİ FRS konusunda bilgilendirilmesini ve mevcut düzenlemelerden farklarının ortaya konulmasını amaçlayan toplantının yararlı olmasını diliyorum. Toplantı mekanı olarak üniversitemizi seçmenizden dolayı da kurum başkanına ve yöneticilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Üniversitemizde hem lisans, hem yüksek lisans, hem de doktora düzeyinde muhasebe denetim bölümü ve programları da bulunmaktadır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile üniversitemiz arasında eğitim, öğretim, araştırma, uygulama alanlarında işbirliği imkanlarını daha da arttırmayı arzu ettiğimizi ifade ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
geldiğine teşekkür ederiz. Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Kamu Gözetimi Kurumu Başkanımız Sayın Doktor Genç Osman Yaraçlı'yı kürsüye davet ediyorum.